Bu çocuk ailesi tarafından terk edildikten sonra 5 sene boyunca köpeklerle birlikte yaşamıştır. Tıpkı onlar gibi çiğ et, atık et ve çöp yiyerek hayatta kalmayı başaran Malaya, bulunduğu zaman 4 ayak üzerinde yürüyor ve havlıyordu. Hareketleri tıpkı köpeklerinki gibi olan bu kişi kendisine yaklaşanları ısırıyordu. Şu anda iletişim problemleri devam etse de bir klinikte tedaviye yanıt vermeye başladı. Çocuk 4 yaşındayken babasının annesini acımasızca öldürdüğünü gördükten sonra ormana kaçmış ve vahşi maymunlar tarafından büyütülmüştür. 3 yıl boyunca onlarla yaşayan bu çocuk tıpkı maymunlar gibi hareket ediyor, onlar ne yiyorsa onları yiyordu. Şimdi şehirde yaşamakta olan John okuma yazmayı söktü ve normal hayata uyum sağlamaya çalışıyor. Küçük yaşından beri tavuk kümesinde yaşamaya zorlanan bu çocuk en sonunda yatağa bağlı şekilde bulundu. Tıpkı tavuk gibi gıdaklıyor, uçmaya çalışıyordu. İnsani davranışları bir türlü öğrenmeyen bu kişinin beyin yaşı 2 civarında. Bu çocuk tüm yaşamını acımasızca içi kuşla dolu kafeslerde geçirmiştir. Annesi tarafından hiç sevilmeyen, her yeri kuş pisliğiyle dolu bir evde yaşayan bu çocuğa tek kelime öğretilmemiş ve kuşlardan biri gibi davranılmıştı. Bulunduğunda tamamen kuşlar tarafından büyütülmüş ve tıpkı onlar gibi kollarını çırpıyordu. Annesinden alınarak kliniğe götürülen bu çocuk hala tedavi edilmekte. Kurtların ininde bulunan Kamala ve Amala tıpkı kurt gibi uyuluyor. Geceleri uyumuyor ve avlara çıkıyorlardı. Dişlerini taşlara sürterek sivrileştiriyor, tırnaklarını ise pençe gibi kullanıyorlardı. Küçük kardeş Amala 1921'de ölünce Kamala yas tutmuştur ve çok az olsa da evcilleşmeye başlamıştır. 2009'da Natasha isimli Rus bir kız 4 ayak üzerinde yürür, diliyle su içer ve iletişim kurmak için havlar bir halde bulundu. Polis kızın tüm hayatını o odada kilitli bir vaziyette geçirdiğini anladı. Bulunduğunda ana dilinde konuşamıyordu. Minik kız bunun üzerine zıplayıp havlıyordu. Annesi ve babası onunla 2 sene boyunca iletişime geçmemişti. Daha sonra annesi ve babası tutuklandı. 2012'de 2 yaşındaki Rus çocuk annesi tarafından bırakıldığı odada keçiler ile birlikte bulundu. Konuşmayı, yıkanmayı ve yemek yemeyi bilmiyordu. Keçiler ile oynuyor ve onlar ile uyuyordu. Çocuk bulunduğunda kilosu yaşıtlarına göre 3 kat daha azdı. Normal yatakta yatamıyor, altına girip öyle uyuyormuş. Yetişkin insanlardan da oldukça korkuyormuş. Bu projeye esin veren kişi Marina Kaplan'dı. 1954'te kaçırıldı, kaçıranlar onu bir ormanda serbest bıraktı. Marina burada bir maymun ailesiyle birlikte 5 yıl yaşadıktan sonra avcılar tarafından bulundu. Shem Dion'un hikayesi biraz daha farklı. O yiyeceği için hayvanlarla savaşmak zorunda kaldı. Vahşi ortamda hayatta kalmayı başardı. İnsanlarla hiç kontak kurmadı. 1972'de Hindistan'da bir ormanda bulundu. 4 yaşındaydı ve kurt yavrularıyla oynuyordu. Hiç konuşmayı öğrenmedi. 1985'te öldü.